değerli milletvekilleri, 20 Temmuz 2016'da olağanüstü hal ilan edildi ve o günden itibaren bir yılı aşkın süredir Türkiye olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Her ne kadar hükümet yetkilileri o hali ilan ederken bunun kısa sürede bitirileceğini söylemiş olsa da bugün Türkiye'de o hal rejimi olağan bir hale gelmiştir. O hal bahanesiyle yetkilerin hepsini elinde toplayan iktidar 80 milyon kişinin kaderini tek bir kişinin iki dudağı arasına teslim etmiştir. Bugün eğitimden ekonomiye, işsizlikten dış politikaya Türkiye'nin acil sorunları çözüm beklerken iktidar partisi o hali bir kez daha uzatmanın peşinde. Bugün o halden vatandaşların şikayetçi olmadığını iddia eden iktidar partisi o halin karşı karşıya olduğumuz hangi soruna çare olduğuna cevap veremiyor. Tekrar soruyorum size. O hal ekonomiye mi, işsizliğe mi, insan hakları ihlallerine mi, eğitim sorunlarına mı çözüm oldu? KHK'larla 110 bin aşkın kamu görevlisini ihraç ettiniz. Çoğunluğu öğretmen olan 22 bine aşkın insanın çalışma izinleri iptal edildi. Onlarca kurum kapatıldı, gazeteciler tutuklandı, televizyonların kapısına kilit vuruldu. Bine yakın şirkete el konuldu. Bu şirketlerde çalışan işçilerin kaderleri kayyumlara teslim edildi. O hal döneminde resmi rakamlara göre 119 bin kişi daha işsiz kaldı. 12 Eylül dönemini aratmayacak kararlar ile grevler yasaklandı. İşçilerin hak aramasına milli güvenliği tehdit bahanesiyle ket vuruldu. Zaten o halin grevleri yasaklamak için nasıl fırsata çevrildiğini en güzel Sayın Cumhurbaşkanı özetledi. Bakın ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı. O hali biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Grev tehdidi olan yere biz o halden istifade ederek anında müdahale ediyoruz. Sayın Başbakan da demişti ki o hal millete karşı değil demişti. Bu işçiler millet değil mi? Siz bu işçileri yok mu sayıyorsunuz arkadaşlar? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, en başta da ifade ettiğim üzere bugün Türkiye'nin karşı karşı olduğu sorunlar o halin uzatılmasıyla değil, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesiyle çözülebilir. Bugün eğer 15 Temmuz darbecileriyle gerçekten hesaplaşmak isteniyorsa yapılması gereken o halin uzatılması değil, darbenin siyasi ayağıyla hesaplaşılması, bunun açığa çıkarılmasıdır. Türkiye'nin acil sorunları bugün çözüm beklerken o halin ülkenin sorunlarına çözüm üretemeyeceği bir yıldan fazla geçen süre zarfında kanıtlanmışken iktidarın o halde diretmesinin tek bir amacı vardır. O hali kullanarak tek adam rejimini kalıcı kılmak. Bakın AKP artık şunu idrak etmelidir. Bu kanlı girişim yalnızca kendisine karşı değil 80 milyonun iradesine karşı yapılmıştır. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha olağanüstü hale gerek olmadığının, Türkiye'nin bugün itibariyle karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için bir an önce normalleşmeye dönmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum ve son bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer siz de sarayın değil Türkiye'nin menfaatinden yanaysanız, bizim gayemiz çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak diyorsanız elinizi vicdanınıza koyun ve bu tezkereye hayır deyin. Türkiye'nin ihtiyacı olan olağanüstü hal değil, milletin hakkının, hukukunun, onurunun bu yüce meclis çatısı altında korunmasıdır. Teşekkür ediyorum.